Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'nde bugün size 3+1 bahçeli dübleks tanıtacağım. Yani villa değil değerli arkadaşlar. Bazı arkadaşlar villa diyor. Bu altta salon, açık mutfak, üstünde 3 oda geniş, yukarısında da şu pergüle tarzı yapılan yerde açık teras. Tabii bahçeli dübleks dedim mi müstakil gibi, yani müstakil gibi. Belli bir toprak alanınız var, ekip biçmek için, uğraşım için hakikaten güzel. Tabii varanda alanın ön tarafına da çok güzel bir pergüle yapılmış. Sinan kardeşimden ricam hemen şu ön tarafı da bir göstersin. Burası güzel bir site değerli arkadaşlar, çok güzel bir site. Önü tamamen açık, doğayla iç içesiniz. Tabi teras kısmında da deniz manzaramız var. İkili tarzında, yani iki tane bitişik nizam. Bahçeli dübleks tarzında, çelik kapı karşıda görmüş olduğunuz gibi. Hemen giriş kapımızdan girerken 3 basamakla varanda alanına çıkıyoruz. Varanda alanına çıktığımızda son derece güzel, kaliteli bir pergüleyle pergülesini yapmış. Tabi burayı isterseniz bu pergülenin altını katlanır camla da kapatabilirsiniz, yaşam alanı yapabilirsiniz. Tabi ben şöyle bir şeye bakalım hemen. Toprak alanımıza, geniş balkon teraslarımıza bir bakalım. Aynı zamanda bunun arka tarafı da yol değerli arkadaşlar. Az da yol, yani çok böyle sıkıcı bir alan değil. Görmüş olduğunuz gibi buradan yol geçiyor. Yoldan sonra da ufak da olsa şu zeytin ağaçlarının olduğu yerde park tarzında bir yer. Bahçe alanımız bu. Hem yani sabah güneş doğduğunda ön tarafta, akşam mesela güneş batarken ön taraf güneşli ya, burada oturabilirsiniz. Her iki tarafta çok rahat bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Burada ancak ses ısı yalıtım yok çünkü eski yapı değerli arkadaşlar. Bugün takdir ederseniz videolar gelecek, belki daha yüklenmedi. Bugün mesela bir malikane tanıttım değerli arkadaşlar. Malikane, hakikaten malikane. Yani malikanenin anlamı nedir? Geniş bir arazi üzerine görsel şaşalı bir yapıya malikane denir. Yani ben malikane diyorum, bazı arkadaşlar diyor ki ya nasıl malikane? Malikanenin anlamı, bakabilirsiniz. Malikanenin anlamı geniş bir arazi üzerine görseli iyi olan malikane denir. Biz bugün malikane de paylaştık. Örneğin 3 milyona yakın. Yani 2 milyon 950 bin TL. Bugün de her bütçeye uygun bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Yani herkes ev sahibi olsun diye uğraşım o yüzden. Bugün de size tanıtacağım, yani şu anda tanıtmaya çalıştığım bahçeli dübleksimizin fiyatında 850 bin TL değerli arkadaşlar. Az da olsa bir pazarlığımız mevcuttur. Tabii vatandaş istiyor. Biz de diyoruz ki insanlara biz gösterelim. Değerli arkadaşlar, şu anda evimiz eşyalı ama siz eşyayı düşünmeyin. Eşyasız bir şekilde düşünün. Eşyası zaten eski, alıp götürecek. Bu görmüş olduğunuz alan salon kısmımız değerli arkadaşlar. Tabii hemen şöyle bir de mutfak kısmına gidelim. Çünkü buzdolabı falan, kapıları hemen kapatayım. Daha rahat bir şekilde sunum yapacağım sizlere. Eski malzeme işte set üstü ocak. Hemen burada da bulaşık makinesi değerli arkadaşlar. Buradan da arka tarafa varanda alanına çıkışımız var. Buzdolabı da şöyle orta yerde yerleştirilmiş. Dediğim gibi eski bir yapı, çok da eski değil. Aslında bakımlı ve diri bir ev. Hemen merdiven altında el yüz yıkama yeri, Hilton dolabımız, klozetimiz mevcut. Tabii salonun kısmında televizyonun geldiği yer, yani şu anda televizyonun olduğu yerde patlak taşlarla dekor vermiş. Yani mümkün olduğu kadar eve bakmış değerli arkadaşımız. Eşyasız bir şekilde düşünün. Bu evimizin fiyatı 850 bin TL sevgili arkadaşlar. 850 bin TL. Yukarı doğru çıkıyoruz. Moğla mermeri dediğimiz kristal mermerlerden basamakları yapılmış. Bu olayın en güzel yeri de arkadaşlar, alçı kullanılmamış. Alçı kullanılmayan bir evde hakikaten insan sağlıklı ve diri uyanıyor. Dolayısıyla bana kalırsa hiç alçılı bir evde oturmak istemiyorum. Hemen birinci odamıza geçiyoruz. Tabii birinci odamızı balkonları dahil etmiş. Fevkalade rahat bir oda değerli arkadaşlar. Güzel bir yapı. Çünkü fiyat uygun. Yani şimdi 3 milyon artı 800 bin TL. Hemen ikinci odaya geldik.
İkinci oda fevkalade bana göre yeterli. Çift kişilik yatak, aynı zamanda dolabı da buraya yerleştirmiş. Güzel bir yapı. Çok fazla zamanınızı almadan hemen üçüncü odayı tanıtıp teras kısmına çıkacağım. Odamız da burada. Çok rahat iki tane baza atmış. İki tane rahat baza atmış değerli arkadaşlar. Genç odası, çocuğu olan kişiler için burada iki tane çocuk çok rahat bir şekilde konaklanabilir. Hemen burada da bir genel banyomuz var. Görmüş olduğunuz gibi. Duşakabin yok. Tekne yerleştirmiş değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Hilton dolabı, fayanslar da son derece güzel, rahat yapılmış. Teras katında deniz manzarası var demiştim. Zemin bir. Yani en üst kat tamamen teras değerli arkadaşlar. Tabii üstünü pergüleyle kapatmış. İstenilirse cam balkonla çevirip orayı da yaşam alanı yapabilirsiniz. Çünkü orada yapmak için hiç problem değil. Çamaşır makinesini bu yerden başına koymuş görmüş olduğunuz gibi. Teras çok geniş. Terasımız çok geniş. Yani bu arada denize mesafesi ne kadar diye sorarsanız buranın kendine özel plajı var değerli arkadaşlar. Fevzipaşa'da kendine özel plajı var. Net 1 kilometre değerli arkadaşlar. Net 1 kilometre. Yani teras kısmımız bu. Pergüle atmış. İsterseniz etrafını katlanır camla yaparsanız burayı da salon olarak veya yaşam alanı olarak, kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Sitenin genel görüntüsünü Sinan kardeşim size gösteriyor şu anda. Hakikaten oturmuş bir site. Sene 1994'te 160 tane villa var değerli arkadaşlar. 160 tane villa. Allah rahmet eylesin. Vefat ettiyse, yaşıyorsa da Allah sağlıklı uzun ömürler versin. İsmet Unal vardı, kooperatif başkanı. Tabii ben de o zaman gençtim. Yani biraz daha böyle hızlı bir gençtim. Buranın seramiklerini komple benim elimden geçti. O dönemlerden bahsediyorum. Çok anılarım var. Çok güzel insanlar var burada. Oturan çok elit, bürokrat insanlar var burada. Burada vefat edenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Tabii yaşça onlar benden büyüktü. O dönemlerde 1994'ten bahsediyorum. Yaşayanlara da Allah sağlık, sıhhat versin, uzun ömürler versin değerli arkadaşlar. Neyse bunlar çok farklı şeyler. Sinan kardeşim hemen şu çam alanını, park alanını şöyle bir gözden geçir. Karşı tarafta da deniz manzaramız var değerli arkadaşlar. Denizde çok rahat bir şekilde. Yani karşı taraf Venosa Otel diyelim işte. Yeşilken tarafı burun olarak Konya Kültür Sitesi, Şekertür işte bayağı bir siteler böyle devam edip geliyor. Mevcut sitemizde denize mesafesi 1 kilometre değerli arkadaşlar. Rahatlıkla spor amaçlı da olsa denize yürüyerek gidip gelebiliyorsunuz. Bahçeli bir dübleks tanıttım bugün. Her bütçeye hitap etmeye çalışıyorum. Gerçekten ben de Sinan kardeşim de biz sabah kalkıyoruz. Diyoruz ki acaba bugün yani ev almak isteyip de bütçesine uygun birilerine nasıl ev sahibi yaparız diye böyle bir iddiamız var değerli arkadaşlar. 3 milyona da tanıtıyoruz, 4 milyona da tanıtıyoruz. Tabii bu güzel bahçeli dübleksimiz de fiyatı 850 bin TL değerli arkadaşlar. 850 bin TL. Tabii dediğim gibi Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.